Evet arkadaşlar Raza Dorat'ı NMR çarını pazardan itemlerine ve simyalarını toplamak için böyle bir video yapacağız ama şimdi çardan yani bu itemlerden önce sahip olmanız gereken şeyler var. Eğer ninja ve ana çarınız ninja ya da ana çarınız şamansa ninja artı şaman şeklinde gidebilirsiniz. Tabii ki direkt şaman oynamak biraz zor bir iştir. Ninja ana çarınız olabilir çünkü ninja'yı da ilerletip arkasından ne, hidra ve mele için geliştirebilirsiniz. Yani bu aşamalarda ninja'nın sizin ana çar olmanız iyi olabilir 100 level üstü için. Ninja'yı kasabilirsiniz. Ortalamalı silahı ninja için zodiac kılıç değil de zodiac hançer alabilirsiniz. Aynı 40 işte ben benzer anlattığımız özelliklere göre bu şekilde alabilirsiniz. Ee, bu arada işte ne bileyim nemelede dayanmıyorsunuz. Mesela e, buz direnci veren kurbağa balığı falan basabilirsiniz. Hasarınız yetmiyor. Kadife balığı, e, palamut balığı falan basabilirsiniz. İşte hamsi ninja için, zargana, savaşçı için basabilirsiniz. Ekstradan güç alabilmek için arkadaşlar. Ama bu masraflar tabii ki sizin aldığınız paranın değerini azaltıyor. Yani yaptığınız farmın değerini azaltıyor. Neden? Zaten bir sandığı balıklara verdiniz. Zaten 8-9-10 balık çıkıyor. Bir sandığı zaten masraflara gitti. Bundan dolayı olabildiğince masrafınızı az tutmanız gerekiyor. Şebnem olarak da çöp şebnemler. Hani mesela direkt 20 kritik 20 derece veren şeblem değil de değil de 12 kritik 12 derece 15 kritik gibi veren şeblemleri kullanmanız daha iyi olur masrafınızı düşürmeniz açarız. açısından tabii ki ay çıkan kritik dereceleri de edinmeniz lazım bu şekilde eğer 3 çarda yapacaksınız arkadaşlar ninja ve şamana zaten e, ihtiyacınız var Ana anlaşılırınız savaşçı suraya da like olabilir eğer savaşçı ise işte yani yine ninja şaman suraysa ise like bu şekilde 3 tane artı 100 level çara ihtiyacınız var. Ana çarınızın da biyoloğunu ilerletin arkadaşlar. Buz totu, tu, to, to, giz falan vermiş olun. Yani str veren, size saldırı veren bonusları almış olun biyologdan. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen bir, bir efektleri bir kapatalım sizinle. Hop. Kasmasın. Evet bu sayfamızı zaten paylaşmıştık ama yine şöyle dursun. Yanımızda ki yardım almamız gerekebilir. Sizler de oradan okuyup ne ne değildir öğrenebilirsiniz. Şimdi böyle birazcık bunu ben aşağı kaydırıyorum arkadaşlar. Biz zaten bu itemleri almıştık. Şimdi yeni bir item kombinasyonu yapacağız. Şöyle iniyorum. Sayfamız ne? Ay, 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 evet tamamdır. Şimdi tekrardan yine bir şey yapalım. Silah alacağız. NMR artı razador. Evet hemen silahımıza bakalım. Silahlar. Ne dedik arkadaşlar? Silahımız. Böyle bir 40 ort civarında olsa iyidir. Artı 9 zodyak. Kılıç istiyoruz arkadaşlar. Çift tel değil bakın. Kılıç çünkü hem NMR'de hem de Raza 4'e gireceğiz. Evet Razer 4'e atın üstünde vuruyorsunuz ama atınızda skilllemeyi unutmayın arkadaşlar bu arada. Of 37 ort. Kritik 3 bayılma 3. Muazzam. Ama kanama 5 var işte. Kanama ve zehirlenme olmaması lazım. Onlara doğru vermeniz lazım ki daha kolay kesesiniz. Tabii ki çok yüksek hasarlara ulaştığınız zaman bazen kanamayı zehri de baştan verip direkt kesebilirsiniz. Çok önemli bir şey olmuyor ama kendinizi riske atmayın. Mesela bu da çok güzel bir silahmış. 37 ort bayılma 3 güzel. 37 ort kritik o bu çok daha güzel bir silah. 150 volt. Hemen 150 voltluk silahımızı silah 37 ort 10 kritik 150 volt Artık Purpus zodya. Silahımızı yazdık arkadaşlar. Evet arkadaşlar silahımızı seçtik. Şimdi zırhımızı seçeceğiz. 113 levelde kalacağız arkadaşlar. Artı 8 zırh kullanacağız. Hatta vahatta hatta 105 levelde bile kalabilirsiniz. İlla canavarlı zırha ihtiyacınız yok. 105 levelde kalırsanız ayrı bir farm sistemi var. Raza dönemleri artı mavi ejderhalı bir döngü yapabiliyorsunuz. İlerideki ilerleyen videolarda da bundan bahsedeceğim arkadaşlar biz biraz da Emre Hidramele'ye gidiyoruz diye varsayalım. Yandan da ETP'mizi yapıyoruz, balıkçılığımızı yapıyoruz. Para kasıyoruz, item dizmek için. Böyle bir kombinle devam ediyoruz. Çok soru geldiği için bunu yapıyorum arkadaşlar. Hemen zırhlarımıza hemen gelelim. Ekipmanlar hemen şöyle bir olmaz. Aha Evet şu şekilde hemen. 15 ateş 1500 EP işimizi çok güzel görür. Evet 1500 EP 68 won 70 won. Geçen de görmüştük 65 STR'si var EP. Bu da güzel. Yine şöyle bir bakalım. Başka değerli bir zırh var mı bunun gibi? İşimizi görecek. Ateş 100 STR. Bu da fena değil. Bin EP 6 ateş. Yani ortalama bir fiyat bulmaya çalışıyoruz. Evet o zırhtan daha uygun bir zırh yok. 100 wona var. Bir de 70 ona var. Yani biz bu işin içerisinden 70 ona çıktık. Ama siz çıkar mısınız? Bu zırh durur mu siz video izlerken bilmiyorum ama ona göre bütçenizi ayarlayın. Artı 8 canavarlı zırh. 15 ateş 1000 HP 60 STR 3 HP SP ideal bu bizim işimizi çok güzel görecek arkadaşlar bunun dışında hemen geliyoruz yine ekipmanlar miferler hemen yani 100 level Art 9. Şöyle bir ejderha çeliği kaskı ama 15 ateş. Bizim 15 ateş olmazsa olmaz arkadaşlar. 15 ateş çok güzel. 17 von. Bakalım başka var mı? 10 Ateş 10. Olabilir. Yani işinizi görür. Ateş 10 da işinizi görür. Fena değil. 19 von. Evet çok güzel. 17, 19, 10'a bul bulabiliriz. 17 von. 15 ateşli. Art 9. Ejderha çeliği. Task. Berserkerli. Şimdi arkadaşlar bunu direkt almayın. Gidin deneyin. Kesebiliyorsanız almayın. Ama kesemiyorsunuz. Mesela NMR sizi yatırıyor. Aha da bak böyle 19 vona birisi kurmuş zaten. 15 ateşli bir dragon çeliği başlık. 19 von. Dikkat yapalım. Böyle. Dragon art 9. 5 savlı. Yani eğer NMR yatırıyorsa hatta bunun yanına 20 ork da olaydı orku da var gerçi ork altısı da var jotunda bile kullanabilirdiniz ama jotun için ayrı bir kask almanız gerekebilir çünkü bütün efsunların bir olduğu zaman 110 bonluk item 110'a çıkıyor onları ayrı ayrı elde etmekte fayda var Mifer böyle arkadaşlar hemen geçelim kalkanlarımız bir kalkan hemen böyle Titan artı 9. 15 blok alalım. Kafamız rahat olsun. Ya da değil. al. 15 won. 15 won. 15 blok Artı 9. Titan kalkan bizim işimizi fazla fazla görür. İndik arkadaşlar. Aura. E, ee, 10 won da Aura maliyeti yazıyorum arkadaşlar. 10 won. Aura artı ser Sistem kalkan. Yani 10 won tutmaz zaten 10 won olsun yani. 10 won da auranızı yaptınız. Evet. Başka ne var? Eldiven giyemiyoruz zaten. Mücevherlere geldik arkadaşlar. Bilezikler. Art 9 cennet. 15 ateş. 1500-2000 EP. Şöyle bir 10 ateş 2000 EP de olabilir arkadaşlar. 15 ateş falan var ama yanında biz 13 14 10'a mı bulmuştuk geçen videoda? Şöyle bakalım. Ateş 10 var. Ateş 10 var. 2000 EP var. Of çok güzel. 15 fona 2000 EP. Ona EP absorbe 15 ateş çok güzel. 15 fona 2000 HP 15. Ateş 10. HP absorbe. Bu da çiçek gibi bir efsun slotları keserken. Cennet. Art 9. Bilezik. Bileziğimizi de aldık arkadaşlar. Şimdi kolyemizi alalım hemen. 1500 HP 10 kritik. Bizim işimizi görür. 1000 HP 10 kritik. 1500 HP kritik yok kritik var, HP yok, metin falan var. 1500 HP, 10 kritik, 6 da metni var. 15 mon, 15 mona bulduk. Evet, 2000 HP, 10 kritik, 14 olmuş arkadaşlar. 14 won, 2000 HP, 10 kritik, cennet, kolye, misler gibi kolyemizi de aldık. Geçiyoruz ayakkabı ateş ayakkabı artı 7 arkadaşlar. Artı 7 ateş ayakkabı 1500 2000 HP. Of çok güzel 33 won. EP yok. Yani direkt bulmamıza sevindim açıkçası. Evet. Çok güzel 33 won. 33 won. 1500 HP 10 kritik ateş ayakkabı. Tabii artı 7. Ha yine okyanus ayakkabıya da bakacağız arkadaşlar. Okyanus artı 7. Artı 6 da olabilir. Yani 7 ile şart değil ama 2000 HP 1500 HP 10 kritik neymiş? 18 olmuş. Evet. 2000 HP 10 kritik herhalde yok zaten. Artı altılara bakalım. 2000 HP Evet 24 bon. 20 bon. 20 bon. 20 bon. 2000 HP 10 kritik. Okyanus. Artı altı. Ama bu da eğer dayanmıyorsa çağırınız arkadaşlar. Dayanmıyorsa çar tekliyorsa, NMR'den falan tekliyorsa yani razıdır. Çi şey yapmaz ama NMR tekleyebilir. Dayanmıyorsa canavardan feragat edip okyanus ayakkabı alabilirsiniz arkadaşlar. Ayakkabı da böyleydi. Küpe zümrüt küpe artı 8 arkadaşlar. Yani 20 şeytan olsa olur, olmasa da olmaz yani fark etmez. Burada bir efsun ara işleyen bir efsun olmadığı için arkadaşlar. Zaten 20 şeytanlı da ne kadardır ki? Düzü 7 won. Şeyde 9 won falandır yani 20 şeytanlı. Biraz pahalıymış. Evet, 10 won. Yani olmuşken 20 şeytanlı alın arkadaşlar. Çünkü raza da keserken ee, rotuna falan da giderseniz 10 won. 20 şeytanlı zümrüt ve Hatta 11 won bir de cevherlerini ekleyeceksiniz buna. 11 won şeytanı zümrüt artı 8. Zümrüt küpemizi de aldık arkadaşlar. Kemer, ruh kemeri artı 8 arkadaşlar. Niye artı 8 diyorum? Bakın artı 8 5 won. Artı 9 25 won. Yani bu ciddi bir masraf. Ve verdiği de ekstradan bir canavar. Gerek yok. Bir ruh kemeri artı 8. Şöyle bakalım. Alev taşları da ekli olsun ya. Para veriyoruz değil mi o kadar? 6 olmuş o da zaten. 6 10. Ruh kemeri artı 8. Kızıl alev taşı ekliymiş. İndim. Hemen bakıyoruz ne kaldı. Mücevherlerimizi de yaptık. Tılsım arkadaşlar, tılsım yine vit irade tılsımlarından çek, e, seçiyorum. 25 buz, 5 savunma. Bu 5 fonluk bulmuştuk burada. Buz 25, bak 4 savunma var. Evet, buz 25, 5 savunma. Element falan hiç önemli değil. 5 fon. Buz 25, savunma, 5 diğer yanlar önemli değil. Tabi yanında tekiz sersem falan olsa iyidir yani. Tekiz sersem olsa iyi olur. Ama öylesinde de bulamayız yani. 5, o da 25 falandır. Bunları zaten ama 120 level işte. Bu level ha yani 105 level pardon iradeler. Bunları da dikkat edin. Yani 100, 105 level kalırsanız hem Baran Seto hem Jot'un yani hem Jotun hem Nevere hem razıdır hem diyor. her şeyi birlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani illa canavarlı zırh giyeceğim diye de 113 level olmaya da gerek yok. Benim nacizane düşüncem ama çok soru geldiği için bu videoları yapıyorum. Siz yine de bekleyin yani böyle bu bir aylık süreçte bir farm döngüsü nasıl olabilir? O oyuna yeni başlayan bir oyuncunun farm döngüsü nasıl olabilir bosslarla alakalı? Öyle de bir video hazırlayacağız. Orada böyle kaç levelde kalacaksın? Hangi itemleri diyeceksiniz? Daha çok Açığa çıkar yani bütün bu döngüsel farm yapabilecek çar itemlerini de yine aynı şekilde aynı video şeklinde izleyeceğiz arkadaşlar. Tılsımımız da böyle. Ne kaldı arkadaşlar? Kuşağımız kostümümüz. Hemen şöyle geldik. Kostümler. 1500-2000 HP 15 ateşli bir kostüm arıyoruz. Yani onu siz de yaparsınız yani aslında. Sadece günü uzun olan bir kostüm alın yeter. 5 von yazıyorum bakın. 5 von 10 von da uzun günlü olsun. 15 von 60 gün 15 ateş 2000 HP kostüm. Hani güle oynaya yaparsınız. 15 von bile fazla yani. Ben çok abarttım yani 15 von olayını. Şöyle hemen başlık 15 ateş yanı çok önemli değil arkadaşlar. 15 ateş 15 ateş saldırı hızı böyle bir şey de zaten yani siz yapacaksınız onu da. Biz uzun günlü bakalım uzun günlü böyle 40 50 günlük 60 günlük başlık fiyatını yazalım üstlerine de 5 won koyalım. Mesela 44 hem de 3 hepsini falan 8. 10 won da 60 gün başlık diye yazdım arkadaşlar. Bunların fiyatları tabii ki başlık kostüm yazdık. Silah fişimiz arkadaşlar Silah fişimiz 10 kritik, yanına HP olabilir, yanına 5 derece olabilir, yanına 12 güç olabilir. Mesela bu olabilir. 1000 HP, 10 kritik. Böyle 5 kritik, 10 derece, 8 bu da çok güzel aslında ama kritik yüksek olsa kritiğinizi yüzde tamamlayamıyorsanız önemli. Yani kritiğin 100 olması en başlarda önemli arkadaşlar. Derece de tabii önemli ama mesela 6 von. Uzun günlüsü de 20 won'du. Silah kostüm fişi de 25 won. 10 kritik 10 derece diye yazdım arkadaşlar. Şart değil bakın. 10 kritiğiniz olsun yeter. Nemere razadır için öyle dereceyi fullleyin falan diye bir şey gerek yok arkadaşlar. 30 gün silah fişi. Bunu da yazdık arkadaşlar. Geldik kuşağa kuşak. Kuşak arkadaşlar böyle bir 100 str'yi görün yani üzerinde 100 str yazdığını görün. 7, 8, 9 or böyle pardon mesela şu 7314 of güzel bak 39 or 7 çok böyle cici bir kuşak bakalım bu civarlarda başka var mı böyle bir şey 39 vona bulduk aklımızda dursun 6 ort Olmaz. 7 ort. O bu da mortal şey Bu da güzel ama 45 ona çıktı. Aynı item. Ortalaması düşük, daha pahalı. Anlamadık. O bu da güzel. 45 ona var. Mesela bu da bu da güzel kalp uçağı Yani ortalama 40 ona böyle bir şey bulabiliyormuş. Evet. Şöyle yaklaşık 40 won diyelim. 40 won civarında da kuşak. Bunu yazalım. 45 won direkt yazayım ya. Yani çok şaşırtmasın bizi. 45 won. 70-110 8 ort. 70117 117 str 8 ort. Bir delici kuşak. Kaç yemiş bu? Yani emiş önemli değil artık. 25'e çıkarmayacağımız için 23-70 23'eymiş kuşak arkadaşlar. O kuşağımız da böyleydi. Bunun yanında tabii ki ne alacaksınız arkadaşlar? Bunlar bitti. Pet lazım. Porki lazım arkadaşlar. Pet ve porki lazım. Böyle canavar, berserker talimli bir petimiz. Meleği peti uygundur arkadaşlar. 81 level tip 6. Bunu aşağıdan bağırmayla yazıp buluyorsunuz. Öyle pazara konulan bir item değil bilmeyen arkadaşlar için. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şimdi 20 won civarında da oluyor. Bazen 50 won civarında da oluyor. Satan satılmaman durumuna göre kimisi mesela atıyorum Alastor pet'i yapıyor. Elindeki pet onun işine artık yaramıyor. Vereyim en azından parasını bir şekilde kullanırım diye satanlar olabiliyor. Ya da işte elin malı kıymetli olan var. O dönemde de işte eğer pet satan yoksa biraz yüksek fiyatlar söyleyebiliyor arkadaşlar. 50 won etmez mi? 50 won eder arkadaşlar. Niye eder? Çünkü zaten canavar kitabı 20-25 won, 30 won neredeyse. 20 won da kasması olur yani. Bir de diğer Berserker Talin kitapları da ucuz değil zaten. Hani 50 won da ederidir. Yani 50 won da, da alsanız kazıklanmış sayılmazsınız ama piyasası da 20 won'a kadar düşebiliyor. Bunu da bilin arkadaşlar. Tabii 105 level de alabilirsiniz. o sizin tercihiniz ama biz böyle şey daha düşük bütçeli bir şey aradığımız için arkadaşlar ya porki çıkartıyorsunuz ya vuracak kutusundan. Onun da ne dedik? 50 tane falan sandık açarsanız 20 won. Yani 20 won'unuz gitmez de biraz abartıyoruz. Elimizi bol tutuyoruz. Ya da arkadaşlar nesne marketten mini dal alıyorsunuz. Şöyle hemen melee sandığı var arkadaşlar. Şu büyük melee sandığını aldığınız zaman Şunun içerisinden 30 günlük mini dal çıkıyor. Bu en yüksek str berserker veren forki'dir. Ee, bu %20'ye kadar hasar veriyor. Mesela forki %15 berserker veriyorsa mini dal %20 hasar veriyor. O yüzden en yüksek hasar veren budur. Eğer hasarınız yetersiz kalırsa da balık kullanmak yerine mini dal kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir aylık zaten 500'e ne ki yani 7 won. Yedivon. Minidal. yani Ama Porky tabi 4 ay gidiyor. Neredeyse eşit yani aslında Porky kullanmak yerine Minidal kullanmak daha mantıklı gibi şu an geliyor bana mesela. Bu şekilde Porky'mizi de yaptık arkadaşlar. Eski yani e, şimdi simya tabi bakacağız. Hemen şöyle alta geçelim. Simyalar, simyalar değişmeyecek arkadaşlar. Aynı zaten diğer videolarda bahsettiğimiz ama diğer videolarımızı izlemeyenler varsa videoda da göstermiş olalım. Hemen ejderha taşı simyası. Yakut'tan başlıyoruz arkadaşlar. Saldırı değeri, ortalama hasar ve savunma yazan simya alacağız arkadaşlar. Bu da yaklaşık 50 won civarında bir fiyatı var maalesef. Ucuz bir ürün değil. Evet mesela 54 won diyor. 53 won var bir fiyat kırılma mücadelesi olmuş ama bakın şey almayın. STR ort Direniş almayın. Ort direniş savunmanın yerini çok tutmaz matematiğe simyada. O yüzden savunma saldırı değeri ortalama zamanı. Mesela 53 von. 53 von. CTR. ort Savunmalı. Yakut. Şimdi elmas'a bakalım. Elmas da beceri hasarı artı beceri hasarına karşı koyma. Büyü savunması 10 falan yani çok işinize yaramaz. Hani farmda vs'de matematiğe simyalarda zaten işinize yaramaz. İleri levellerde de hani e, şampiyon levellerde yuha arada falan şu anda bizim işimiz yok. O yüzden o detaylara girmemize hiç gerek yok. Şöyle bakın beceri hasarına karşı koyma artı beceri hasarı. Bak yanında zaten büyülü hasarı da var. Çok değişmiyor hani altıda da altıda alsan aynı yani. Çünkü bunun duvarı da zaten benzer fiyatlarda arkadaşlar. Şöyle değişmiyor zaten. 19 won. 20 won diyelim artı basmasıyla. Beç ve hasar. Diğer efsun çok önemli değil arkadaşlar. Elmas. Aldık elmasımızı da. Hemen şöyle bir yeşimimize bakalım. Yeşimde de efsunumuz arkadaşlar. HP absorbe. Max HP artı yüzde. Max HP. Bu değil. Evet bu arkadaşlar. 25 bonluk olan. Hasar HP absorbe edilir. Max HP, Max HP yüzde. Bunu alıyoruz arkadaşlar. 25 won. 25 won. Max HP. Yüzde Max HP. Artı HP absorbeli. Yeşim arkadaşlar. Yeşimimizi de bu şekilde aldık. 10x'imiz önemli arkadaşlar. 10 e hemen bakalım. 10 xte de kritik derece blok arkadaşlar. Kritik bossların Tek atmasını önler. Delici slotların delici vurmasını önler. Yakın dövüşte yakın dövüşten vuran canavarları blok yani kirin ayakkabı gibi, anka ayakkabı, şu ayakkabı gibi. Evet 22 won. Var mı daha ucuz? Yok. 22 won. 23 22 won. Hem. 22 won arkadaşlar. 10x'imiz. 22 won. Kritik. Delici. Yakın. Blok. Bunu da aldık arkadaşlar. Grenamız. Grenamızda SP absorbe önemli arkadaşlar. SP absorbe olmazsa Grenayı takmanın hiçbir anlamı yok neredeyse. O yüzden yani onu rastgele alıp takmayın derim. Evet. 7 won zaten o da. Duvarıyla herhalde aynı. 7 bomb. TP absorbe. Diğerler önemli değil. Bu Geçelim hemen. Ne kaldı arkadaşlar? Ametist bizim değil artık o Yuhara'da işe yarayan bir şey olduğu için ve metin hani meleği falan kesenlere belki 3 metin işine yarar kullanır. Bizim için işimize çok yaramaz. O yüzden ona girmiyoruz. Zafirimizde arkadaşlar full savunma ya da full atak. Mesela Şöyle güzel bir safir bulalım değil mi? Yani takmışken 5 -10, 10 fazla verelim. Savaşçı, Sura, Ninja. Şamanlar çok şey değil ama bu levellerde karşımızda çıkmaz. Mesela şu çok güzel. mesela Hem savaşçılara karşı savunma ve saldırı var. Laika, Ninja, Savaşçı. Güzel. Ama Sura da çok, çok güzel. Ama yani bak tam bizim tarif ettiğimiz yani. Bak Laika, Ninja, Savaşçı. Full savunma. Bu çok ideal. Savaşçı, savaşçı Sura, bu da güzel. Savaşçı Sura Şaman, bu da güzel, bu da güzel. Yani 10 vol, 10 vol, 3 sav, ya da 3 atak, safir. Aldık arkadaşlar. Simya setimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Eksik kalan bir şey var mı diye bir kontrol edeyim notlarımı. Evet arkadaşlar tabi biraz aşağıya inmediğimiz için görünmemiş ama zaten fiyatlarını falan birlikte gördük burada. Birazdan da bir hesaplama yapacağız. Unuttuğumuz bir şey var mı diye kontrol edelim arkadaşlar. Eğer hasarınız yine yetersiz kaldı mesela. Nazar tılsımı ya da mutluluk yüzüğü kahramanlık madalyası takıyorsunuz. Üstüne elementer güç taşı takabilirsiniz. Ya da çok yiyorsunuz hasarınız çok yüksek. Yani tek atıyor falan. Bu sefer de e elementer korunma ve elementer saldırı taşlarına faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle elementer güç taşı arkadaşlar. Bu her elementten 10 veriyor ama toplamda 60 verdiği verdiği için çok fazla hani karanlık, buz, şimşek, toprak, ateş, ne var? Rüzgar. Yani toplamda 60 aslında element gücü veriyor ve çok ciddi hasar artışı sağlıyor. Elementer korunma taşı da yine bu şekilde. Bir haftalık arkadaşlar bunlar ve 65 hep. Yani masraf bile sayılmaz. Yani günlük 7, 8 eplik bir masrafı var. 9 eplik bir masrafı var. O yüzden yani 9 epin maliyeti 10 em gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir şey. 15 em gibi düşünebilirsiniz. O yüzden çok ciddi bir masrafa sebep olmuyor. Bir balık gibi falan. Bunları kullanabilirsiniz bunun dışında yanınızda işte çöp şebnemlerden bahsettik. Kritik derece ayışından çıkan bunlardan olması lazım. Ee, yaşam yine ayışından çıkan bulundun arkadaşlar. Gango kökünden de yönk suyu yapmayı ihmal etmeyin. Bunları bu bossları kestiğimiz zaman da yine tekrardan gösteririz arkadaşlar. Nemere işte buz direnci falan alabilirsiniz arkadaşlar. Yine yeşil potunuzu mor potunuzu ihmal etmeyin. Yine porke ve mindaldan bahsettik arkadaşlar. E, biyoloğunuzu ilerletin arkadaşlar. Başta da söyledik yani buz bu topu, bu, e, tu, giz, sel, kovatalını falan halledin arkadaşlar. E, Ruby Alesta ve e, Bakjanam sunucularında, Bakjanam'dan emin değilim ama kesmesi daha kolay arkadaşlar. %25 bu bossların canı az. Bu itemlerle gülü oynaya kesersin. Ama arkadaşlar Dandanakan, Anadolu sunucusu, Barbaros, Ezer gibi sunucularda bu itemler böyle ucu ucuna yetebilir. O yüzden bu ekstradan güç verici ekipmanlardan faydalanabilirsiniz. Bunlar sizin işinize yarayabilir. Ama dediğim gibi yani bu itemler bile zaten fazla diyebilirim yani. O yüzden zorlanmazsınız bu item kombinleriyle. Hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Bu videomuzda böyleydi. Nemere ve Razador kesecek çar itemlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ateşli ve buzlu kombinlerinizi tutuyorsunuz. Buz elementi zaten tılsımınıza geliyor. Ee, ekstradan direnç yani beceri hastane direnç için Dragon Ball'ü ve okyanus ayakkabısı yanınızda bulundurma ihmal etmeyin. Yerine göre becerili zırh da yanınızda bulabilirsiniz. Ama illa 113 level olmanızda şart değil. 105 levelde kalabilirsiniz. Onun da ayrı bir farmını anlatacağım arkadaşlar ilerleyen videolarda. Bizim videolarımızı izleyenler kaybetmez arkadaşlar. Hemen bir hasılat yapalım gelelim. Evet arkadaşlar hesap toplamımızı yaptık. Şöyle bütün itemleri işte peti 50 won, porki 20 won falan almama rağmen 550 won itemler tutuyor arkadaşlar. Simyalarda 207 won tutuyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki 757 won yapıyor. Bunların toplamı. Biz burada tabii de binek almayı unutmuşuz. Manu yansıtmalı bir binek almamız lazım arkadaşlar. Şöyle ben 10 won diye yazdım ama şöyle bineklerden savaş yaban domuzu yazıyorsunuz arkadaşlar. gidelim. Biraz pahalı. Evet. 8 won. Yanlış değil yani aslında 10 won da. 8 won'a bulabiliyormuşuz. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ama velakin bakın bu 787 won sadece kesici çar. Bu sadece kesici çar arkadaşlar. Şöyle eee yani çünkü bunun kritik deliciyi de Ayşe alıp çıkaracaksınız işte çöp şeplemler alacaksınız. Yaşam çıkaracaksınız falan falan. Bunun yanında arkadaşlar tabii ki level kasmanın masrafını söylemiyoruz. O çağrınızın 113 levele nasıl geleceğini söylemiyoruz. E skilllerinizi P yapacaksınız. Havayı P yapacaksınız. En az 40-45 mon bunun masrafı var. Öfkeyi P yapacaksınız. 10-15 mon bunun masrafı var arkadaşlar. 20 mon belki de. Masrafı var. Bunun yanına iki tane de 100 level çark asacaksınız. Bunların da masrafı var. Hiç az değil arkadaşlar. Yani yaklaşık kafadan sizin 1000 volt masrafınız var. Böyle bir setup'ı hazırlamak için. Buna göre kendinizi hazırlayın. Her parçanın tek tek masrafını söyledik. Gitemleriniz 757, hatta 167 volt tutuyor. Şurada ee... yanlış yaptım tabii ki. 767 won tutuyor. Simyanızla birlikte itemleriniz 560 won. Simyanız 207 won tutuyor. Şu anda bu biz şu anda Mart Nisan Mayıs Haziran'ın başlarına girmek üzereyiz. 2024'ün bu tarihte yaptığımız Ruby Chavron sürücüsünde yaptığımız piyasa analizine göre bu tarihlere göre ve sizin sunucunuza göre bu fiyatlar değişebilir arkadaşlar. Bu şekilde yani 1000 won masrafınız olacak kafadan çar dizerken Tabii ki işte şamanınıza 12 zekalı itemler dizeceksiniz. Şamanınızın kutlamasını, kritiğini perfect yapacaksınız. E ninja'nız ninjanızda eğer ana çarınız ninja değilse bir 50-60 vona ona bir ançar alacaksınız. Zodya kart yedi falan. i̇şte yine ona canavarlı kask alacaksınız. Hani slotları temizlesin. Anahtar düşürsün NMR'de falan diye. 3 çarla daha zor. İşte ninja artı şaman yaparsanız çok daha kolay. Yani kılıç değil de aynı ortalamada hançer de sizin işinizi çok 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 görür yani. Bu şekilde arkadaşlar. E şöyle baştan kontrol yapalım. Bakın 688 won bizim sadece NMR kesmek için gerekli olan çarımızın itemid Ha burada bir de yine bahsetmediğimiz böyle yine ikişer üçer vona yine 5 won'da ona yazabilirsiniz. 8 zehirlenme artı 8 kanamalı 2 tane ayrı kask almanız lazım ki Nmr ve razadörü canları yarının altına indiğinde zehir ve kanama verip daha kolay kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hani kesmenin detayını ben anlatmıyorum şu an onu başka videolardan izleyebilirsiniz. Ama gerekli itemler neler gerekli üstünde bulunması gereken ekipmanlar neler bunlar detaylı olarak bu şekilde arkadaşlar. Umarım size çok bilgilendirici video olmuştur işinize yaradıysa videoyu beğenip kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Önümüzdeki videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar bay bay.